BTC Haber TV'den selamlar. Bildiğiniz üzere duygularımızı kullanarak kalkıştığımız her işte genellikle zararla veya olumsuzluklarla karşı karşıya kalırız. Kripto Bülten'in bu bölümünde duygularımızı kullanmadan nasıl ticaret yapabileceğimizden konuşacağız. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açtıysanız eğer duyguların yer almadığı ticaret psikolojisinden bahsedelim. Ticaret psikolojisi bir yatırımcının karar verme sürecinin duygusal yönünü temsil ediyor. Her yatırımcının bir dereceye kadar duygusal tetikleyicileri var ve olumsuz etkileyen iki temel duygu korku ve açgözlülük. Her ikisi de tek bir varlığa her şeyi dahil etmek veya korkudan panik satışı yapmak gibi kötü kararlara yol açabiliyor. Alım-satım psikolojisi insanların kripto veya hisse senedi gibi piyasalarda alım-satım yapma şeklini etkileyen psikolojik faktörleri ifade ediyor. Örneğin açgözlülük. Bir yatırımcıyı hızla yükselen fiyatı nedeniyle zirvede olan bir kripto para birimini satın almak gibi yüksek riskli bir karar almaya itebilir. Buna karşılık korku bir diğer yatırımcının piyasadan erken çıkmasına neden olabilir. Biz buna FOMO diyoruz. Gerçekçi olmayan beklentilerde olmayın. Ticaret hızlı bir şekilde sizi zengin edecek bir plan değildir. Yıllar süren bir beceri gerektirir. Kaybetmeyi hiçbirimiz sevmeyiz ama piyasayı alt etmeye çalışırken yaptığınız başarısız girişimler size daha çok kaybettirebilir. Diğer yandan kazanmanın verdiği o müthiş rahatlama size kaybedebileceğiniz ihtimalini anlık olarak unutturur ve daha riskli kararlar almanıza da yol açabilir. Günümüzde de bilgi kirliliğinin ve manipülasyonun oldukça fazla olduğu sosyal medyada sizi yatırımlarınızı vezir de edebilir, rezil de. Yani söylentilerden, emin olmadığınız bilgilerden dolayı alacağınız kararlar sizin için önemli bir risk taşıyor. Peki bunu nasıl kontrol altına alabilirsiniz? Öncelikle kısa vadeli değil uzun vadeli düşünün. Gerçekçi bir plan yapmanın size zararı olmaz. Tam tersi daha uzun vadeli ve sağlıklı kazançlar elde etmenizi sağlar. Bir diğeri de hatalarınızdan ders almak. Hepimiz hata yaparız ama önemli olan bunları tekrarlamamak. Kendinizi kızarak ya da yatırımlarınızı daha fazla sermaye ile telafi etmeye çalışmayın. Onun yerine başka stratejiler geliştirin. Bunun için de bir ticaret planı oluşturun. Aklınızda net bir planla duygusal bir tepkinin kararlarınızı raydan çıkarmasına izin vermeden hangi adımların atılması gerektiğini tam olarak bileceksiniz ve bir pozisyona girmeden önce kendiniz için belirlediğiniz ilk plandan sapmadığınızdan emin olacaksınız. Bitirmeden önce şunu söyleyebiliriz ki duygular kripto ticaretindeki en yaygın tuzaklardan biri. Duygusal tetikleyicilerinizi anlayarak duygularınızı kontrol etmeyi öğrenmek, sizi kazanç peşinde koşmaktan veya panik düğmesine basarak yatırımlarınızı zarardan koruyacak paha biçilemez bir başarı. Alım-satım yaparak zengin olmanın kestirme yolu veya hayat hilesi yok. Bu yüzden de korku ya da açgözlülüğün sizi normalde vermeyeceğiniz bir karar vermeye zorlamasına izin vermeyin. Daha fazlası için BTC Haber TV'yi takip edebilirsiniz.